Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Dana ciğerimizi kasaptan getirdiğimizde elastik bir durumdaysa bunu ne yapacağız? Bir 10-15 dakika yarım saat difrize atacağız. Hafiften bir kendini çektireceğiz. Çektirmezsek sağa sola kayar, hem şekli bozuk olur hem düzgün doğrayamayız. Şimdi ciğerimizin üzerinde ince bir zar tabaka var. Şu şekilde görüyor musunuz? Bu zar tabakayı parmağımıza şu şekilde. Bu tabakayı almazsak ciğerimiz tabii ki ciğer olmaz. Önce bu tabakayı ne yapacağız? Böyle yavaş yavaş acele etmeden bıçak vurmadan görüyor musunuz? Hiçbir zedelenme yok. Bunun üzerinden bıçakla almaya kalksam ne olacak? Yarısı zarda kalacak. Ciğerimiz paramparça olacak. İstediğimiz gibi bir görüntü elde etmeyeceğiz. Bir de ciğerimizin çoğunu ne yapacağız? Leç etmiş olacağız. Yani bunu ben şöyle çektiğim zaman da gider. Ama ben size doğruyu gösterebilmek için bak görüyor musunuz? Çektim ne oldu? Burada parçası kaldı. Halbuki hiç gerek yok. Zaten eve alıyoruz. 200-300 gram ciğer yarısını da zarda şurada harcamayalım. Tekrar bir daha göstereyim. Şu köşeden başladık, ne yaptık? Ciğerimizin öbür tarafına geçtik. Parmağımızı oradan yittirince size uzun gibi gelebilir ama bunlar çok önemli detaylar. Hiç bıçak kullanmadan ne yaptım? Ciğerimizin zarını aldım. Sıra geldi ciğerimizi doğramaya. Çok fazla iri doğramayacağız. Arkadaşlar ciğerimizi doğradık, sıra geldi patatesimizi doğramaya. Patatesler tabii Arnavut ciğerinde normalde yok. Ama bu da işin cinliği. Ciğeri çoğaltabilmek için. Önce patatesi kızartacağız, yağımızı heç etmeden. Ondan sonra ciğerimizi kızartacağız. Patates attım, daha önce attım kontrol etmek için. Şimdi patateslerimizi attım. Patateslerimiz altın sarısı gibi kızardı. Bunun yağını süzdürmeyeceğim. Fazla süzdürmeyeceğim. Zaten Arnavut ciğerini kızardıktan sonra daha sonra üzerine yağ ilave ediyorlar. Yağ ilave etmemek için ne yapacağım? Bu kendi patatesin yağı. Ciğerin kızartılmış olan yağ ona yeterli olacak. Ya normalde dışarıda yapılan Arnavut ciğerlerinin kuralı bu. Ciğerimizi dolapta bekletelim. Az bir tuz atacağız ciğerimize. Tuzla hafiften şöyle bir karıştıracağız. Ciğeri kenara aldık. Şimdi ne yapacağız? Burada unumuz var. Unumuzun içine tuz. Az bir de kırmızı toz biber. Un, kırmızı toz biber, tuz. Bunların üçünü güzelce bir karıştıracağız. Süzülmüş ciğerimizi ne yapacağız? İçine atacağız. Bunu ciğerimizin her tarafına yedireceğiz. Unlu ciğerimizi tel süzgece alıyoruz. Bu normalde daha büyük gözlü süzgeçlerde yapılır. Unlu iyice çırptıktan sonra ısınmış olan yağımızın başına geçiyoruz. Hemen ciğerimizi daha önceden ısıttığımız yağa atıyoruz. Yağımız soğuk olmayacak. Attıktan sonra bunu bir daha karıştırmayacağız. Ciğerimiz kızarmaya başladıktan sonra üstüne çıkmaya başlayınca ne yapacağız? Hemen şöyle alacağız. Bir tanesini şu şekilde böleceğiz. İçinde hafiften bir pembelik olacak. İçinde hafiften bir pembelik varsa bu ne demektir?
ciğerimiz olmuş demektir. Daha fazla bekletmeyeceğiz. Üstüne çıkmaya başladıktan sonra şöyle söyleyeyim, 20 saniyeyi geçmez ciğeri çıkartmamız. Şimdi ikinci parçayı atacağım. İkinci parçayı attığımda dakika olarak da onun tam kaç dakika olduğunu söyleyeceğim. Sıcak yağımızı attık. Şu anda da dakikasını tutuyoruz. Bu yağını aldığı zaman, ateşi aldıktan sonra şöyle hafifçe bir karıştırabilirsiniz. Hemen ciğerimizi çıkartıyoruz. Çıkartırken de şöyle bir yere düştü. Biraz sonra da yiyelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde hafifçe bir pembelik var. Bu ciğerin kendi sıcaklığı ona yeter. Ortalama 1 dakika 10 saniyede atmış olduğumuz ciğeri çıkarttık. Eğer biz bunu 3 dakika 4 dakika yapmış olsaydık ne olurdu? Bu ciğer kururdu, bir daha yenmezdi. Az bir karabiber, pul biber, sumak, çok az bir şeyde kırmızı toz biber. Biraz da tuz atacağız. Baharatlarımızı attık. Tekrar bir daha sayayım. Karabiber, pul biber, sumak, az bir kırmızı toz biber. Biraz da tuz attım. Hemen şöyle bir göstermelik size bir tabak yapalım. Karnavut ciğerimiz. Daha önce kızartmış olduğumuz patatesimiz, pul biber. Tabi Arnavut ciğerinin bir özelliği var. Arnavut biber olması. Tuz. Karabiber. Başka baharat kullanmayacağım bunda. Zaten bunun özelliği acı olması. Hemen şöyle tabağımızı boşaltalım. Arkadaşlar inşallah video faydalı video olmuştur. Takıldığınız yer varsa sorabilirsiniz. Yerimiz hazır. Arkadaşlar çıkan yemeği gördüğünüz inşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.